Ya Sertap. Efendim? Sanat müziği söylemişsin ablacığım. Evet söyledim yani. Söyledim evet. Hüseyin Çağlayan İngiltere'de bir sergi açıyor. Aynen. Ve senin buraya bir tane heykelin dikiliyor. Doğru mu? Aynen aynen öyle oldu. Londra'da heykelin, bir heykelim var, var benim. Heykelin yüzüne senin dertliyim ruhuma hicranını sardım da yani Leyla'nın söylediğin halinin aynen. Görüntüsü veriliyor heykele. Ya Hüseyin bana dedi ki çok kısa zamanda böyle bir şey seninle yapabilir miyiz? Vaktin var mı? Ben de dedim ki yani Hüseyin Çağlayan benden bir şey istiyor ve bir, benim için olağanüstü bir artist. Olağanüstü. Dedim ki ne yapacağız? Üretimin bedensizliği dedi. Ben neydi? Üretimin bedensizliği dedi. Onu Mehmet'e gönderdim. Ne ifadeler var bak. Onlar birbirini dinden anlarlar. Ben... Üretimin bedensizliği, sensizliğin nedensizliği. Bunu beraber konuşuyorlar anladın mı ikisi devamlı ya. Ben tamam dedim yani olur. Evet sen de aynısınız. Sonra dedi tamam. Ki şimdi birileri gelecek. tabii. Evet. Birileri gelecek bir şey varmış teknik. İşte bedenini 360 derece bütün her şeyle ölçüsünü alıyor. Body scanner diye bir şey bir evet. Makine. Ondan sonra onu dedi İngiltere'ye gideceğiz senden bir tane yapacağız dedi. Sonra bir tane de film çekmemiz lazım dedi ertesi günü. Onu da çektik. Bir, çok güzel bir film çekti. Sonra başımı gerçekten hiç hareket ettiremeyeceğim bir şey kurdular. O da demek ki o heykelin üzerine alıp oraya yerleştirmek. Yüzülmüş. Ve ben de aslında ne yaptığını en son gidemedim maalesef Londra'ya ama vizem çıkmadığı için. Parça görüntüler var mı bizde arkadaşlar? Var mı görüntüler? Parçayı söylerken aralarda görüntülerden koyabilir miyiz? O heykelin söylediği görüntülerden sadece. Sağ ol ya. Çok teşekkür ederim. Ya ben... Seni bayılıyorum bari. Yapabilir miyiz? Yok. Ben bu arada şöyle dedi bana. Üzgünüm Leyla'yı söyler misin dedi. Ben tabii şarkıyı biliyorum ama bu yani Türk sanat müziğini gerçekten en zorlu eserlerinden konçertosu, bir. Konçerto yani. Yani konçertosu. Yani şarkı bir yerde başlıyor, bir oradan oraya gidiyor falan. Dedim ki ben bunu yapabilir miyim ya? Sen bir çalış dedi. Ben sonra internete girdim bir 10 gün. Türkiye tarihinde bu şarkıyı söylemiş herkesi dinledim. Ve öyle olabildiğince çok eski ve Osmanlı zamanı yani en eski haliyle söylemeye çalıştım. Hiçbir ağdası ve hiçbir şey olmayan. Bugüne fazla şey yapmadan, bugüne evet. Fazla tadını kaçırmadan yani. Fazla aynen. Belki de. Evet. Öyle de kaydettik. Olabildiğince en reverbsüz falan kaydıyla yaptık. orada şimdi kaydı duruyor ama ben onun üstüne onun üstüne peki oturduğun yerden mi? Söyleyeyim burada söyle isterseniz. Hayat. Tamam. Hay Allah. Dinleyenler... Dilini aç. Evet. Albüm yap diye tutturdu insanlar. Bir dinleyin sonra belki. Bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,